Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler, hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fransız sol açık oyuncusu Armand Llorente'yi sizler için değerlendirmeye, sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizlere detaylı olarak analizini yapmaya çalışacağım. Bugün oturduğum dünden beri aslında 2 gündür Llorente'nin 5-6 adet yani farklı seviyelerde Juventus olsun, Cagliari olsun, Genoa olsun, Inter olsun farklı rakiplere karşı maçlarını, farklı seviyelere karşı maçlarını izledim. Ve 132 adet görsel analiz çıkarttım sizler için oyuncuyla alakalı. Ve oyuncuyu sizler analiz etmeyi, sizlere anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce her zaman olduğu gibi. Sizlerden tek isteğim bu noktada emeğimin karşılığını almam için abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız. Zaten kanalımıza baktığım zaman içeriklerimiz hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Umarım bu içeriği de beğenirsiniz. Çok güzel yorumlar geliyor. Teşekkür ediyorum sizlere. Kanal büyüyor. Sizin sayenizde büyüyor. Teşekkür ediyorum o yüzden sizlere. Hızlı bir şekilde her zaman olduğu gibi kimdir kısmını atlayayım. Kimdir'i hızlı bir şekilde anlatayım. Daha sonra da sizleri görsel analize, görselleri boğmaya başlayalım. Öncelikle kimdir kısmında başlıyorum. 25 yaşında 1.77 boya sahip, sağ ayaklı, sol sol kanat forvet olarak oynuyor genellikle. Geçen sene 3-5-2'nin sol santrafor gibi de oynamış ama genellikle oyuncu sol önde oynuyor. Yani o 1-2 maçlık sezon sonuna doğru santrafora koymuşlar. 3-5-2'de var. Tek santrafor değil 3-5-2'de. Fransız bir futbolcu. Bu yıl 40 maçı var. 5 gol 6 asistlik bir performansı var. Kariyerinde 199 maç, 35 gol ve 27 asistlik bir performansı var oyuncunun. Fransa'da Rennes çıkışlı. Daha sonrasında Lorient takımında forma giyiyor. Lorient önce onu kiralıyor. Daha sonrasında performansını beğendiği için 3 milyon euroya transfer ediyor. Ve yaz 2022 yılında ise 2022'nin yaz transfer döneminde ise Sassuolo ona 10 milyon euro vererek 2 yıldır kadrosuna barındırıyor ve oyuncuyu kullanıyor. Şimdi temel olarak kimdir kısmı bu oyuncunun basit bir şekilde özeti bu. İsterseniz toplu oyun, topsuz oyun, dribling becerisi, çalım atma becerisi bunlara geçelim. Şimdi öncelikle oyuncunun ilk izlediğiniz zaman zaten dikkatinizi çeken zaten bence Fenerbahçe taraftarında böyle ondan hoşlanmasının sebebi dribling becerisi. Yani oyuncu çok rahat bir çalım atma becerisine sahip. Çok rahat rakip eksilebiliyor. Beki olsun, stoper olsun, karşısında kim olursa olsun Rafael Leao ile falan da birebir girdiğini görüyor. Hepsini birebir de eksiltebilen bir futbolcu. Yani Türkiye Süper Lig'in çok üstünde bir driblingçi Llorente. Baktığınız zaman Türkiye'ye mesela Barış Alper Yılmaz da böyle bir futbolcu. Yani böyle çok atlet, çok hızlı, çok savunma arkası ama mesela Barış Alper Yılmaz çok böyle dikine şey giden bir adam. Yani çok tekniğini göremiyorsun ama Llorente'nin o çalım atma tekniği, ayak içiyle topu kontrol ve o çalım yeteneğini çok net bir şekilde gösteriyor ki ligin gerçekten Süper Lig'in en iyi driblingçi, en iyi atlet kanat oyuncusu olacaktır diye ümit ediyorum ben Llorente'nin her transfer olsa. Mesela birebirleri çok etkili. Simon Kjaer'le birebir Fenerbahçe'de eskiden oynayan Simon Kjaer hatırlıyorsunuz. Birebir yakalamıştı var Milan maçında. Yani rezil rüsva etmiş. Yani Kjaer'i futboldan soğutmuş ki Kjaer maçı tamamlayamıyor. İlk yarının, ikinci yarının ortasına doğru maçtan çıkıyor ki spiker de şunu dedi. Yani Kjaer direkt soyunma odasına gitti çünkü çok kötü oynadı. Kjaer'in çok kötü oynamasının tek bir sebebi var. Armand Llorente'nin onu sağdan silmesi. Yani o birebir yakaladığı zaman rakiplerini stoper olsun, bek olsun ya yani çok rahat eksiltiyor. Çok sağına gidiyor, soluna gidiyor. Yani inanılmaz. Yani atletizmi ve dribling becerisi inanılmaz seviyede oyuncunun. Bunun yanında mesela sadece böyle dışarıya çizgiye doğru mesela çizgide topu alıyor. Çizgiye paralel çalımlar ya da içeriye çalımlar değil. İkisini birden yapıyor. Ya topu aldığı zaman rakibin üstüne gittiği zaman hem sağına hem soluna gidebilme yeteneği var. Soluyla bitiriciliği biraz yavaş. Biraz kötü özür dilerim. Yavaş değil kötü. Ya soluyla mesela çok gol de atamıyor. Çok asist de servis de yapamıyor ama sağ tarafı çok tehlikeli ama soluna da çalım atıp yine top çevirebiliyor. Hani mesela gol atamıyor soluyla ama asist yönü fena değil yine. Onu da becerebiliyor. Bu önemli. Hani sadece içeriye çalım atsa mesela solunu kapatmazlar. Açık verirler. İçeriye çalımını engellerler. Ya da soluna çalım atsa içeriği kapatmazlar. Solunu kapatırlar, engeller. Ama ikisine birden çalım atacağı için atabildiği için neyi kapatacağını bilemiyor savunmacılar. Bence çok değerli bir özellik bu. Bu atletizminin yanında da önemli artılarından bir tanesi penaltı kazandırma yeteneği var oyuncunun. Ya geçen sene bir tane kazandırmış ama mesela Fenerbahçe transfer olduğu zaman daha çok Fenerbahçe rakip sahada oynayacağı için durmadan hücum sıklığını yakalayacağı için Fenerbahçe'de çok fazla penaltı kazandırabilir gibi geliyor futbolcu bana. Yani o özellikle rakibi arkasına aldığı zaman falan penaltılarda kazanma noktasında etkili bir futbolcu olur gibi hayal ediyorum Llorente'nin. Şimdi toplu driblingin yanında bu oyuncunun topsuz koşusu da elzem. Çünkü neden? Kanat oyuncularını bir kanat oyuncusu transfer ederken topu sadece ayağına mı istiyor? Mesela Matthew Valbuena vardı Fenerbahçe'de. Gerçekten ayağında çok etkiliydi öyle. Topu sağına çöküyordu. Çok güzel servisler yapıyordu. Mesela topsuz koşusu çok yoktu Valbuena'nın. Hatırlayayım. Yani sadece örnek mesela Diogo Perotti. Toplu üretimi çok iyiydi. Topsuz koşusu çok olan bir futbolcu değildi. Ya bu noktada ikisinin birden olmasını ben tercih ederim kendim adıma futbol sever olarak. Şimdi topsuz koşusu olan bir futbolcu. Yani savunma arkasında tehdidi çok yüksek. Yani savunma arkasında topsuz koşan bir futbolcu. Birazdan birkaç tane daha şeyine değineceğim bu noktada. Yani inanılmaz bu bazı özellikleri var. Hem çizgiden içeriye koşuyor hem de back stopper arasında topsuz koşu atarak topla beraber rakip kaleye inmeye çalışıyor ki burada mesela çizgiden back arkasına koştuğu bazı sekanslarda back oyuncusunun arkasından koşuya başlayıp back'i geçebiliyor. Yani inanılmaz bir atletizme sahip. O
motoru çok sağlam gerçekten. Bu noktada beklerden de söz etmişken arkasındaki bekiyle de çok uyumlu oynuyor. Biliyorsunuz ki futbolda şu vardır. Artık futbol, yani modern taktiksel analizlerde futbol sahası bölünüyor. Yani half space deniyor, çizgi deniyor, merkez deniyor. Şimdi şunu istersiniz bek ve kanat oyuncusundan. Kanat oyuncusu çizgideyse bek içeride olacak. Bek çizgideyse kanat oyuncusu içeride olacak. Şimdi bu aynı oyuncunun, iki oyuncunun aynı çizgide olmaması gerektiğini bize gösteriyor. Ki Lorient'te de bekiyle bu uyumu, iç dış uyumunu sergilediği, zaman zaman bekini savunma arkasını kaçırdığını, zaman zaman bekin onu savunma arkasını kaçırdığı, birbirlerine alan açtığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ki bir tane sekans vardı. Lorient rakibi üstüne çekiyor. Bek arkaya bir koşuyor. Pozisyon buluyor Sassuolo oradan. Yani bu mesela arkasındaki bek oynatma noktasında da gerçekten üst düzey bir performans veriyor. Diyeceksiniz ki kardeşim tamam anladık, dribling becerisi çok yüksek. Tekniği nasıl bu adamın? Abi ben hani bunu ilk izlerken ya dedim herhalde tesadüf dedim ama pas tekniği de çok yüksek. Ya pasla da kilit açabilen bir futbolcu. Yani mesela çok topla, bu tek pasları olan bir futbolcu ve topla çok fazla böyle şey yapmıyor o dakikalarda, o sekanslarda ilgilenmiyor. Direkt tekte oynuyor. Hani ben savunma arasında bu kadar iyi paslayan bir, atletik kapasitesi yüksek bir futbolcu, yani gerçekten bu ikisinin birleşimi çok değerli. Ya topu alıyor, topu yüzü dönük kaleye dönüyor. O boşluğu gördüğü zaman savunmanın arasında gerçekten çok iyi paslıyor. Yani sadece çalım ile kilit açmıyor burada. Pasla da kilit açabilme yeteneğine sahip oyuncu. Oyun yönlendirmesi iyi mesela. Bunu ayrı bir pencere açalım. Mesela topla beraber sağdan içeriye girerken o topu terse çevirebiliyor. Ya da topu merkeze sokup oradan oyunun yönünü soldan sağa döndürülmesi de yardımcı oluyor. Takımın oyun yönünü de belirliyor. Takımın temposunu da belirliyor. Ya bu da yani az önce dedim ya mesela Valbuena top ayağındayken içeri çeker çok tehlikeli. Perotti'den aynı şekilde topla üretebilen futbolcu. Mesela Visca falan da böyle toplu üretebilen futbolcu. Bu adam hani o oyun kuruculuğu da aslında biraz ortaya koyuyor. Yani en iyi özelliği kanattan oyun kurma, oyun yönlendirme değil ama driblingi o kadar kuvvetli. Bir de yanında bu özelliği de var. Yani bu çok enteresan. Ben hani çok oyuncuyu izledikten sonra izlerken çok yükseldim. Mesela ya bana anlatıyorlar Lorient'i izle şöyle yap böyle, ya kim olabilir be, sıradan bir atletik oyuncu diyordum. Bak açık açık söylüyorum, itiraf ediyorum. Abi öyle değilmiş adam. Yani o atletizm var, o dribling becerisi var. Ya üzerine bir de kilit de açabiliyor pasıyla, pasörlüğüyle. Ha mesela şunun dikkatini çektim. Şu benim dikkatimi çekti. Özür dilerim. Arada bir yudum almam lazım. İçeriye dribling yapıyor mesela. Orada içeriye dribling atınca ne olacak? Doğal olarak savunma kapanacak. Orada bir dar alana gireceksin ki kanat oyuncuları için aslında bunu çok istemezler, dar alana girmeyi. Çünkü onlar dar alan becerisi çok yüksek değildir. Ama bu oyuncu da o dar alana girdikten sonra pas becerisi olduğu için mesela top kaybı sayısı da çok az. Ya yani topu az kaybediyor oralarda. Hemen hop o pası görüyor. O dar alandan çıkartıyor topu. Bir anda belki de pozisyona sokabiliyor sizi. Yani bu çok önemli. Lorient için hani hem driblingle kilit açabiliyor hem de pasörlüğüyle kilit açabiliyor. Şimdi daha toplu oyun bitmedi. Daha 3 maddem daha var. Arka sayfaya çeviriyorum. Topsuz oyun kısmını ikinci sayfaya yazdım. Yani o kadar emek verdim. Açık söylüyorum. Açık açık söylüyorum sizlere. Şimdi geçişlerde çok etkili demiş bu oyuncu. Yani bu kadar atlet bir oyuncudan, bu kadar motoru sağlam bir futbolcu, tabii de geçişleri iyi olmasını bekleriz ama mesela bir pozisyon var, savunmadan topu çıkartıyor, 70-80 metre depar atıyor, gol atıyor. Ya o uzun metrajlı geçiş hücumundaki o deparı beni çok etkiledi, açık söyleyeyim. Yani ilk izlediğim maçlardan bir tanesi zaten. İnanılmaz güzel bir gol, inanılmaz güzel bir sekans. Yani o geçişlerde o uzun metrajlı deparları mükemmel bir futbolcu. Zaten attığı gollerin birçoğu da mesela geçişlerden bulduğu goller. Ceza sahası dışından bulduğu goller var, ona birazdan diyeceğim ama bu geçiş konusu Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı maçlarda çok etkili olacaktır. Ki Fenerbahçe Morata'yla da isim anlıyor mesela. O abi Morata, Lorient'e bir tarafta, bir tarafta atıyorum İrfan Can Kahveci'nin oyun yönlendirmesi falan. Yani çok üst düzey olabilir o geçiş hücumları Fenerbahçe'nin. Lorient'in bu yani o uzun metrajlı geçişleri, takımının yakaladığı her geçiş fırsatında durmadan en önde koşan oyuncu olması, o geçişlerden gol bulması falan, hani oyuncunun aslında o atletik kapasitesi, motorun ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor ki çok da şaşırılacak bir şey değil. Adam bunu çok rahat yapıyor. Hem kapalı savunmaya karşı hücum ediyor hem de bu geçişlerde çok iyi abi yani. Ya çok yükseliyorum ben, anlattıkça oyuncuya hayran kalıyorum. Devam ediyorum. Oyuncunun şut becerisi var. Sustum birkaç saniye. Ya soğuk çay içmiyorum. Biraz soğumuş, biraz içeyim de var, tadını alayım dedim. Soğuk çayı hayatta içemem ben. Şimdi şut tekniği çok iyi demişim. Yani şimdi şöyle. Mesela bu adam Haybe'ye şut çeken bir futbolcu değil. Zaten bir istatistiği vardı. Özür diliyorum hemen sizlerden. Maç başı 2.3 şut çekiyor. Yani bu eski kağıt. Ben onları temize çekiyorum. Buraya yazmayı unutmuşum. Maç başı 2.3 şut çeken bir futbolcu oyuncu. Yani fazla şut çekiyor ama o şut tekniği var adamın ceza sahası dışından, yay üzerinden. Yani adam isabetli şutlar çekebiliyor. Hani öyle Haybe'ye ben vurmak için vurmuyor. Gerçekten uzaktan şut çektiği ve gol attığı çok sekans var. Kalecinin zor çıkarttığı, devamında kafayla atılan goller falan var. Birkaç tane gördüm. Özellikle yay çevresinden çok tehlikeli. Yani o
Ki bir tane golü var oradan. Yay üzerinden topu aldığı zaman o şut tekniğini, gol tekniğini net bir şekilde gösteriyor sizlere. He, biraz hani şey... uzaklaştıkça kaleden haliyle yüzdesi düşüyor. O yüzden biraz da böyle yay çevresinde daha etkili olduğunu net bir şekilde söyleyeyim. Karşı karşıyalarda fena değil. O golcülük becerisini konuşuyor. Mesela bana sorulan sorulardan biri bu. Abi bu kadar iyi futbolcu ama bitiriciliği nasıl? İyi abi. Bitiriciliği de güzel yani. Hiçbir problem yok. No problem. Perfect. Müthiş yani. O yanı da çok iyi oyuncunun. Free kick becerisi var. Birkaç tane free kick vurduğunu gördüm. Etkili vurduğunu da gördüm. Arada bir corner de kullandırıyorlar. Ama şöyle bir eksiği var. Mesela soluyla çok bitiren bir oyuncu değil. Biraz da sağ yayla gol yollarına gitmeye çalışıyor. Asist yanı biraz soluyla var ama sağ ayağıyla biraz da gol yanı var. Yani asist yanı değil, gol yanı biraz da sağ ayağıyla var. Bir pozisyonda da gördüm zaten. Ekrana da koyuyorum şu anda. Hani inşallah koyuyorumdur. Soluna doğru çekme fırsatı varken gol noktasında sağına çekiyor. Orada pozisyon bitiyor. Ama hani o solunun çok olmadığını da bir eksisi olarak eklemiş olayım. Yani her güzel şeyin bir eksisi olacaktır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Son bir maddem var. Top saklama becerisi var demişim. Ben bunu aslında hücum oyuncularına önem veririm. Mesela bence Arda Turan'ın Barcelona'da barınmasının, Atletico Madrid'de çok iyi oynamasının, Barcelona'ya transfer olmasının sebeplerinden de bir tanesi bu. Bence büyük takımın kanat oyuncularında bu olmalı. Ya top saklama becerisi, topu verdiğin zaman arkası dönük bir şekilde topu saklama becerisinin olması bence önemli. Kritik bir nokta bu. Fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu oyuncuya top verdiğin zaman oyuncu topu kolay kaybetmiyor. Topu saklayabiliyor. Topla becerisi iyi. Topla tekrardan geri alabiliyorsunuz. Bu bence önemli. Hem şu açıdan önemli. Hem zorlu maçlarda önde top tutmanıza yardımcı olur. Hem de abi faul olarak mesela zorlu maçlarda mesela Real Madrid deplasmandayız. Santiago Bernabeu inşallah. Gittik orada 1-0 öndeyiz. Ancelotti sakızı çiğniyor. Zar zor sağa sola gidiyor. Modric'e bağırıyor. Modric gitti gerçi. Camavinga'ya bağırıyor. Valverde'ye kızıyor falan. Ne oldu abi? 1-0 öndesin. Dakika 88 topu buna attım. Bu indirdi oradan bir duran top aldı falan böyle. Bir dakika yedi. Abi bir kestin çıktı. Alexander'cık kafayı vurdu. 2-0 Bernabeu'da 3 puan aldık. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Şimdi bak duran top aldırır size ön tarafta. Korner aldırır o topu saklama becerisi. Topu çizgiye kadar götürürüz. Rakip ulan neredeyse şey yapar. Faul yapar falan. Hani bu noktada bu top saklama becerisinin ben gerçekten büyük takım kanat oyuncuları için kritik olduğunu düşünüyorum. O kağıdı attım. Topsuz oyun. Şimdi şöyle ya hayal satmak falan istemiyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten ben hayatımda yalan konuşmayı gerçekten seven bir insan değilim. Ben ilkokulda falan da bunun sıkıntısı yaşıyordum. Yani yaramazlık falan yaptığım zaman ben ilkokulda hocaya ben yaptım diyordum. Çünkü ben yalan konuşamam. Yani yalan konuşmayı sevmiyordum. Ben sadece gördüğümü söylerim. Keşke yalan konuşsaydım. O yalan konuşmamanın cezasını ödedik de. Neyse yani herkes her çocuk gibi. Ya yani bir şey olmadı. Her çocuk gibi ödedim. Neyse o yüzden size ben hiçbir zaman yalan söylemem. İzlediğim neyse, gördüğüm neyse onu anlatmaya çalışırım. Abi bu adamın topsuz oyunu da çok kuvvetli. Ya belki diyeceksiniz ki Sassuolo takımı defansif bir takım, o yüzden yardım ediyor. Eyvallah. Bak bu teoriye bir şey demiyorum ama abi adamın rakip bek takibi var bak. Rakip bek'i takip ediyor. Rakip bek bindiriyor topu sürüşü. Onu takip ediyor. Bek'i alanını boşaltıyor. O rakip bek'in yerine o takip ediyor. Orayı dolduruyor. Arkada bazen dörtlü savunma oynuyor Sassuolo. Sol bek Loriente. Nerede? Bek önde kalmış. Bu dolduruyor orayı mesela. Çok güzel. Bek takibi var. Pres gücü iyi. Ya ki Fenerbahçe için önemli bir şey bu. Pres yapacak Fenerbahçe. Ön alan presi yapacaktır. Ya pres gücünün iyi olduğunu gördüm. Sassuolo bastığı zaman kontra presler, tempolu presler yaptığını gördüm. Stoperden kaleciye kadar presler yaptığını gördüm. Çok önemli bir özellik. Yerleşik savunmaya geldiği zaman Sassuolo mesela yerleşik savunmaya geldi. Fenerbahçe de Avrupa'da da bunu yapabilir. O yerleşik savunmada arkayı beşliyor zaman zaman. Abi zaman zaman oradaki savunmaya destek oluyor. Ya bu da çok kritik. Bu da çok önemli bir olay. Yani orada bekine de yardım etmesi çok önemli. Mesela mücadeleci bir karakter yapısı var. Bazı pozisyonlara falan böyle savaşıyor abi, bırakmıyor. Oralarda giriyor. O ikili mücadele güç savaşlarına giriyor. Mesela yüzde kaçtı? 44 galiba. %44'lük bir ikili mücadele oranı var. Galiba değil, baktım. %44'lük bir ikili mücadele oranı var. Buna rağmen adam o savaştan, o mücadeleden hiç kaçan bir futbolcu değil. Fiziksel durumda çok güçlü bir futbolcu değil. Eyvallah yani öyle bir şey yok ama hani mesela ezilen de bir futbolcu değil. Öyle çok da ezilmiyor. Mesela Kerem Aktürkoğlu nasıl? Çok eziliyor mu? Ezilmiyor ama çok güçlü de diyemezsiniz. O tarz bir futbolcu olarak görüyorum kendisini. Topsuz oyun kısmında bu yani. Topsuz oyunda da hiçbir zaafı yok adam. Hem bekine yardım ediyor, savunmasına rakip ediyor. Yardım ediyor. Çok çok ekstrem. Kendisini tebrik ediyorum. Çok komple bir kanat oyuncusu. Şimdi Fenerbahçe'ye uyumu demişim. Şöyle bu ikiye bölünmüş, şurayı açayım. Ya şimdi, ya Mourinho sever bir kere böyle adamları.
Yani net bir şekilde Mourinho bu tarz bir futbolcuyu sever. Skor yapabilen kanat oyuncusu, hücum oyuncusu. Mourinho sever, savunma desteği de var, fizik gücü de var. He, çok hava topu yok mesela, onun altını çizeyim. Çok bahsetmedim, onu unuttum. Hava hakimiyeti çok yüksek bir olan futbolcu değil. Çok da tercih etmiyor kafa topuna çıkmayı. Neyse, Mourinho'nun seveceği tarzda bir futbolcu. Mourinho'nun beğeneceği tarzda bir futbolcu ki Fenerbahçe'nin sol açığında da böyle bir kanat oyuncusu, böyle bir kanat forvet, adam da eksiltebilen, skor da yapabilen bir kanat forvet var ki bence Fenerbahçe gelirse bu 5 gol 6 asistlik performansı daha da yükselir. Yani bir 12-13 gol 10 asistlik bir performansı çıkar bence ki belki de asisti daha fazla da olabilir çünkü hazırlayıcılık yönü de çok yüksek oyuncu. Tadiç de zaten farklı tarzda bir oyuncu. Lorient'e farklı tarzda bir futbolcu. Yani orada Tadiç'le rekabet de güzel olur bence. Ters tarafta İrfan Can oynayacak mesela. İrfan Can daha oyun kurucu, daha çok topa basan bir futbolcu. Lorient'e daha atletik, daha tempolu bir oyuncu. Yani onunla ters kanattaki uyumu da iyi olur. Mesela önüne Morata gelirse onunla ikilisi de iyi olur. Mesela Sassuolo'da Pinamonti diye bir oyuncu oynuyordu. Inter çıkışlı bir futbolcu. Severim, tanırım. Mesela o da öyle arka dönük oyun oynayan olan skorer yetenekli futbolcu, Morata gibi. Onunla da mesela uyumu iyi. Burada Morata'yla da uyumu iyi olur eğer gelirse ki Mourinho'nun kullandığı santraforlarla da uyumu iyi olur gibi geliyor bana. Ya Fenerbahçe hiçbir sıkıntı yaşamaz. Taraftarı hop kaldır hop indirir. Hani Geri Rodriguez'i falan Fenerbahçe taraftarını çok mutlu etmişti. Bu onun 3-4 gömlek üstü futbolcu. Ya yani şöyle, bunu düşündüğüm video yapmayı. Ya abi bana şu soru gelecek, biliyorum. Abi Coman mı Lorient mi? Ya Coman daha iyi futbolcu olabilir Kingsley Coman. Ama Lorient'in gerçekten bir gün bir Coman olma ihtimali var. Yani 25 yaşında çok genç bir futbolcu değil ama hani belki Coman seviyesine, Bayern Münih seviyesine çıkmaz ama hani o Fenerbahçe'de fark yaratacak seviyeye, Coman kadar fark yaratacak seviyeye çıkar abi. Sakatlık sıkıntısı yok oyuncunun. Mesela Coman'ın sakatlık sıkıntısı var. Sen şimdi Kingsley Coman kalitesinde bir futbolcuyu Türkiye'ye getiremezsin. Tek bir sebeple getirirsin, herifin sakatlık sıkıntısı vardır. Kariyeri çok düşüktedir de getirirsin. Şimdi bu oyuncu o seviyeleri zorlayabilecek bir futbolcu. O seviyelerde belki sana Coman gelecek 10 gol 12 asist yapacak. Bu oyuncu gelecek 9 gol 11 asist yapacak. Şimdi o 2 gol için arada 10 milyon euro fazla vermeye gerek var mı abi maaş olarak? Yani Coman gelecek 6-7 milyon euro. Bu adam gelecek 1,5 milyon euro. Anlayın yani. Bu adam bir de 10 milyon euroya almışlar. Sen şimdi bunu 12-13'e bitirirsin. Seneye 2 sene sonra. Bu adamı 25-30'a satma ihtimal var. Çünkü herif bu potansiyeli veriyor. Bir de Fransız pasaportu var. Hiç sıkıntı yok yani. Direkt girin bu işe. Ya ben kesinlikle alırım bu futbolcu, açık net bir şekilde söylüyorum. Kapanış kısmına gelelim. Ya biliyorum, istatistiklere bakıyorum. Buraya kadar izliyorsunuz. Ya buraya kadar izlediyseniz ki videodan zevk almıştırsınız. Lütfen abone olun. Videoyu beğenin, yorum yapın. Çünkü abonelikleriniz beni mutlu eden, en çok mutlu eden şey. Yani ben abone oldukça insanlar tamam diyorum. Bazı şeyleri güzel yapıyoruz diyorum. Ya yani bunun karşılığını bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilim dönünce Lorient'i anlatmaya çalıştım sizlere. Çok çalıştım. 2 gün sonra yeni bir video gelir. Onunla da başka bir oyuncuyu anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.